Tarlada, bağda, bahçede genellikle tarım odaklı haberler hazırlıyorum. Ve Türkiye'nin en önemli konularından birinin tarım olduğunu düşünen bir insan olarak da öncelikle Agro TV'ye, sonra tüm destekçilere bu buluşmayı organize ettikleri için kendi adıma teşekkürü borç biliyorum. Hemen oturumumuzun konuklarını hızlıca aktarmak istiyorum. Çünkü süremizde bayağı sarkmalar oldu. Biz hızlı bir sunumla karşınızda olacağız, tempolu bir sunumla. Sayın Doktor Ayşegül Selışık, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO temsilci, Türkiye temsilci yardımcısı. Sayın Enis Hekimoğlu, HK Pro Solutions CEO'su ve üstadım diyeceğim, değerli meslek büyüğüm, Dünya Gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım bizlerle birlikte. Şimdi konumuz da geleceğe bakış aslında. Tarımda yenilikler ve geleceğe bakış başlığını tartışacağız. Geleceğe bakmak için de öncelikle toprağa bakmak gerekiyor. Enis Bey'e söz vereceğim bu noktada. Bir de sunumunuz olacak. Evet. Toprak ne durumda Enis Bey? Biz nasıl bakacağız? Evet. Türk tarımının gerçekten potansiyelini performansa dönüştürüp global piyasalarda gerçek hak ettiği yere gelmesi için son yıllarda Agro TV'nin desteklediği bu tip zirvelerle Türk tarımına farkındalık yaratılıp bu buluşmalarla paydaşların başarılarını geliştirmesi yönüyle gerçekleştirilmiş olan bu zirveye katılımdan dolayı Agro TV'ye ve emeği geçen kurumlara çok teşekkür ediyorum. Son yıllarda hepinizin bildiği gibi tarım hiç bu kadar önemli olmamıştı ve gıdaya erişim ise bu kadar zor olmamıştı. Ve son yıllarda birçok tarımı gelişmiş ülkelerde Avrupa Birliği'nde birçok anlaşmalar, mütabakatlar gıdaya erişimde sorunların azalması için birçok çalışmalar yapıyor. İşte bu tarım gıda politikaları başlığı adı altında son bir yıl içerisinde Avrupa Birliği'nde temel altı başlık içerisindeki en önemli politikalardan biri çevre politikaları. Ve bu çevre politikalarıyla beraber bitkisel üretimdeki bugün ben sizlerle özellikle çevre sorunlarını, bu sorunların belki yıllardır konuşuluyor olmasına rağmen 30 yıldır aşkın zamandır Birleşmiş Milletler Tarım Gıda Teşkilatı'nın yaptığı konferanslarla, farkındalıklarla ve yine farklı organizasyonların yaptığı çalışmalarda biz nasıl çevreyle ilgili sorunları bitkisel üretimle tarımdan kaynaklı kirlikleri çözeriz diye birçok çalışmalar yapılıyor. Ve özellikle de bugün bitkisel üretimde baktığınızda doğal kaynakların kullanımı çok önemli. Evet, ekonomik politikalardan, sosyal politikalardan konuşabiliriz ama çevre politikalarını, çevre sorunlarını göz önünde bulundurup bunların çözüme ulaştırmadan, %100 çözüme ulaştırmadan diğer politikalardan herhalde gerçekçi anlamda söz etmemiz mümkün olamayacaktır. Evet, bu üç tane bizim de HK Agro Solutions olarak yıllardır, 20 yılı aşkın zamandır toprak sağlığı, temiz hava ve temiz su ilkeleriyle çalışırken neden toprak sağlığı önemli? Bugün Türkiye 130 milyon ton bitkisel üretim yapıyor. Ancak son 50 yıldır kullanılan kimyasallar, tarım ilaçları, gübreler ve diğer toprak işleme gibi birçok sebepten dolayı maalesef bizim firmalarımızla yaptığımız ARGE çalışmalarında Türkiye'deki toprak verimliliği, topraktaki canlı fauna %70'lere varan oranda azalmış durumda. Toprak yoksa diğer teknolojiden, yapay zekadan da bahsetmek de çok zor olacak. Bugün topraktaki canlı faunayı mahvettiğimiz için aslında bununla ilgili yeni teknolojiler toprağı ıslah ederek aslında beslememiz gerekiyor ve korumamız gerekiyor. Toprak sağlığı olmadığı zaman da maalesef bitki sağlığı sorunu yaşıyor. Toprakta gözle göremediğimiz kökler, simbiyotik yaşam yukarı bitkinin ağaçların aksamına hastalık ve zararlarla bağışıklık sistemini kaybederek sorunlar yaşatıyor. Diğer bir ikincisi temiz hava. Hava ve su, doğal kaynaklarımız gerçekten bizim için çok önemli ve en çok sorun da tarımda kullanılan kimyasallarla bu üç kaynakları, doğal kaynakları biz mahvettik. İşte bu üç denge, doğal kaynak dengesi bozulduğu için şu anda da son yıllarda konuştuğumuz iklim problemleriyle, iklim
kriziyle uğraşıyoruz. Ve bundan sonraki dönemde birçok işte toplumda Avrupa Birliği'nde başlama olmak üzere Paris İklim Anlaşması'yla başlayan bir amaç var, hedef var, oraya ulaşmak isteniyor. Ve bizim burada tarımcıların yapması gereken gıda sistemlerinin dönüşümünün değişimin merkezinde olması gerekiyor. İkincisi de bitkisel üretim ve hayvancılıkta mutlaka teknolojilerin kullanılması, bunun için de Türkiye'nin inovasyon açını kapatması gerekiyor. Bitkisel üretimde topraktan başlayan tüketiciye ve global pazarlara ulaşan tüm ürünlerin her aşamasında farklı bir inovatif yapılması gerekiyor ve katma değeri, ekonomik değerini arttırmamız gerekiyor. İşte bu kirliliklerden bahsedince ilk önce temiz havayla ilgili olan kirlilik. Bugün tarımdan kaynaklanan amonyak, yani azottan kaynaklanan verilen katı ve sıvı azotlardan kaynaklanan karbondioksitten sonraki en önemli çevresel odak haline gelmiş durumda amonyak kirliliği. Ve tarım %89 amonyak emisyonlarından sorumlu. Bunun da %18'ini inorganik katı ve sıvı gübreler oluşturmaktadır. Bugün Bursa Karacabey'de Mart-Nisan'da mısır ekimi yapıldıktan sonra ilk taban gübreleri ve azotlu gübreler, üst gübreler verildiği zaman veya Mersin'in Tarsus ilçesinde verildiği zaman aslında kırsala gittiğimiz zaman hepimiz temiz hava solduğumuzu düşünüyoruz. Oysaki o ilk 15 günde bu gübrelerin buharlaşma sebebi, yıkanma sebepleri gibi özelliklerinden dolayı kayıp yaşandığı için aslında şehirdeki Bursa merkezdeki, Mersin merkezdekine göre kırsaldaki yaşayanlar 100 kat daha fazla amonyak soluyor. İşte en önemli kirliliklerinden biri dünyada fosil yakıtlardan, karbondioksitten sonra olan amonyak kirliliği çok önemli. Tüm canlılar ve bütün ekosistem için zararlı. Diğer taraftan ikinci kirlilik, yine azottan kaynaklanan nitrat kirliliği. Tüm sularımızı tehdit ediyor. Yüksek nitrat seviyeleri kanserojen madde olarak biliniyor ve bizim de azotlu gübrelerimizden kaynaklanıyor. Ve yine Avrupa Birliği'nde, İngiltere'de su şirketlerinin yaptığı çalışmalarda son 30 yılda sadece İngiltere'de %83 yeraltı sularındaki nitrat kirliliği artmış durumda. Normalde 50 ppm'i geçmemesi lazım ve yine Türkiye'de Güneydoğu olmak üzere taban suyunun yüksek olduğu Antalya, Mersin gibi birçok intensif tarımın yapıldığı, gereğinden fazla gübre kullanılan bölgelerde yeraltı sularımızda maalesef nitrat seviyeleri çok yükselmiş durumda ve kanserojen vakaları da gitgide tırmanmaktadır. Üçüncü önemli yine azottan sonra gübre sektörünün temsilcisi fosfor kaynakları. Bundan birkaç yıl evvel yaşadığımız Marmara müsilajı hepinizin bildiği gibi aslında yarım asırı aşkın zamandır oradaki kirliliğin sonucu. Herkes konuşulan o dönem basında paylaşılan hep evsel atıkların, hep endüstriyel atıkların olduğu söyleniyordu ama Marmara Denizi'ni bir havuz gibi düşünürsek Çanakkale Biga Çayı'ndan, Balıkesir'in Susurluk Çayı'ndan, Bursa'nın Nülüfer Çayı'ndan akan, yağmur sularıyla akan suların içerisinde yıllardır verilen gübreler, azot ve fosforlu gübreler Marmara Denizi'ne aktı. Ve Marmara Denizi'ndeki bu kirlilik bütün bu atıklarınla beraber yosunlaşmayı oluşturdu. Yosunlaşma oluştuktan sonra oksijen tükendi ve bakteriler oluştu. O görüntüleri televizyonda hepimizin gördüğü, o kirlilikleri gördük. Ama o bakterilerin üremesini ve çoğalmasını sağlayan işte bu fosforlu gübrelerdi. Fosfor ve azotlu gübreler bakterilere besin kaynağı oluşturdu ve ciddi bir maliyetlerle temizlendi ama hala Marmara'nın altı ve Türkiye'nin birçok modern tarım yapılan kentlerindeki dranajlardan sızan sular ve diğer yağışlarla yüzey akan sularla beraber fosfor kirliliği de devam etmektedir. Bunlar iki tane önemli konu. Azot ve fosfor eksiklikleri ve ikinci bölümde de bizim yurt dışındaki lider Türk milli tarımına kazandığımız
firmalarımızla, Ar-Ge'lerle beraber biz ne tür çözümler ürettik ve aslında Türkiye'nin de ne gibi tedbirler alınması gerektiğini sizlerle paylaşmak isterim. Teşekkür ederiz. Aslında çok geniş topraklara sahibiz. Çok büyük bir zenginlik ama bilinçsizce yapılan uygulamalar neticesinde elimizdekini de kaybeder haldeyiz. Ayşegül Hanım, size dönmek isterim. Aslında ulaşılabilirliği de soracağım ama tam bu noktada daha bilinçli tarım için çiftçi eğitimleri çok önemli. Ne söylersiniz bu noktada? Evet, şimdi bir anda toprak, kullanılan gübre, su dediğimizde aslında eğitimi konuşmamız lazım. Çiftçi eğitimini konuşmadan ne yaparsak yapalım, ne kadar teknolojiyi de getirsek, çiftçiyi bilinçlendirmezsek bir kere o teknolojinin de kullanımı dahil olmak üzere gübrenin kullanımı, işte diğer bitki besleyicilerin kullanımı ya da pestisitlerin kullanımında her zaman sorun yaşayacağız ve hep gündemde de bunların ölçülmesine ilişkin projeler olacak ki ben yıllar önce Tarım Bakanlığı'na başladığımda 93 yılında sanırım bir proje vardı, nitrat ve nitritlerin izlenmesi Bursa'da. Bursa Gıda Laboratuvarı yapıyordu ama hala şu anda yeni bir proje var yine Avrupa Birliği Fondu. Demek ki değişmemiş. Niye değişmemiş, neden değişmemiş dediğimizde herhalde şimdi bir taraftan firmalar var tabii ki bu işin işte girdiği sağlayanlar hem gübreyi hem diğer bitki beslemeye ilişkin ürünleri sağlayan firmalar. Bir tarafta bunu kullanan da çiftçi var. Çiftçi ne kadar bilinçli kullanıyor bunu? Şartnamesine, talimatnamesine uyuyor mu dediğimizde işte orada bir eksiklik var. Nereden alıyor bilgiyi? Genelde firmadan alıyor. Ama eskiden bir de tabii yayım konusu hep gündemde olan bir konuydu. Ama şimdi yayım kimler tarafından yapılıyor? Genelde işte sözleşmeli üretim yapılıyorsa eğer firmalar tarafından veriliyor ki o da aslında belki de en doğrusunu şu anda onlar yapıyor. Sözleşmeli tarımı da konuştuk bir önceki oturumlarda. Ama diğer tarafta da firmalar gerçekleştiriyor bu yayımı. Doğru bilgiyi doğru şekilde çiftçiye ulaştıracak bir koordinasyon kontrol mekanizmasında eksiklik var artık. Tabii ki bakanlık var. Tarım İl Müdürlükleri koordinasyon şubeleri şu anda yayımı gerçekleştiriyorlar ama diğer iş yükleri nedeniyle yayıma da çok fırsatları da olmuyor. Ki bu nedenle hani Bakan Bey de bunu ara ara gündeme getiriyor. Artık desteklemeye yönelik iş yükleri azaltılarak tarımsal yayımın artık daha fazla ön plana çıkarılması gerektiği de konuşuluyor. Ama burada işte bilgiyi doğru şekilde çiftçiye verebilirseniz bütün bu sorunları, toprağın doğru kullanımı, işte toprağın besinin gerekli şekilde korunmasına yönelik yeni tarım teknolojilerinin çiftçiyle buluşturulmasını konuşabiliriz. Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü olarak, FAO Türkiye olarak bizler bu konuda çok sayıda proje yürütüyoruz. Ama en önemlisi uygulamalı çiftçi okullarımız. Belki duymuşsunuzdur. Uygulamalı çiftçi okulları çiftçilerin kendi sorunlarının bir araya birlikte gelerek tartışıldığı bir ortam. Ama başında ne var? Bir kolaylaştırıcımız var. Bir akademisyen var. Bu işin ama teknik uzmanı da var. Ve Tarım Orman Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz bu çalışmaları. Tarım Bakanlığı'nın değerli uzmanlarından faydalanıyoruz. Ama sahadayız, tarlada hangi çiftçinin sorunu varsa, işte bu buğdaysa konu, buğdayın ilk ekilişinden, ilk tohumun atılışından son hasata kadar olan süreci çiftçiyle birlikte yönetiyoruz. Çiftçi o okuldan mezun oluyor. Bir kere bir okuldan mezun olmak ve bir sertifika almak gibi bir durum söz konusu. Bu çok önemli. Çünkü çiftçilik bir meslek aslında. Hani çok da saygıdeğer bir meslek. Gerçekten hani çiftçinin itibarını da bir şekilde kazandırmamız da gerekiyor kendisine. Ama çiftçi nedir? Gördüğünü bilir, gördüğünü uygular. İşte bir önceki arkadaşımız da bahsetti. Lider, çiftçi liderler önemlidir. Bilinen çiftçi o yöredeki. O bir şey yaptıysa o da onu yapar. İşte bu çiftçi okullarında birbirleriyle sorunlarını konuşuyorlar. Nasıl çözüm bulduklarını da konuşuyorlar. Ve o çözümü birlikte değerlendiriyorlar.
işte teorik bilgisi olan veya bu konuda çok deneyimli teknik uzmanlar da onları onaylıyor ya da düzeltiyor. Böyle bir modeli gündeme getiriyoruz ve başarılı olduğunu düşünüyoruz. Çiftçi okulu her konuda açıyoruz. Yani sadece bitkisel üretimde değil. İşte hayvancılıkta da açıyoruz, kooperatifçilikte de açıyoruz. Çünkü kooperatifle ilgili de çalışmalarımız var. Ya da işte dijitalleşmeyle ilgili de açabiliyoruz. Aklınıza gelen her konuda çiftçi okulu açılabiliyor. Burada da ben bugün çok şey öğrendim aslında. Aramızda hem çiftçiler var hem yenilikçiler var. Onların sahada uygulamalarını bizim projelerimizle nasıl birleştirebiliriz diye de bir taraftan da düşünme fırsatı da bulmuş oldum. Gerçekten Agro TV'yi de o anlamda tebrik ediyorum. Çünkü burası biraz daha diğer ortamlardan farklı bir ortam. Birbirimizle bilgi değişiminde de bulunmuş oluyoruz. Tabii biz Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü olarak dünyada gıda güvenliğini işte açtığı konuşan bir örgütüz, doğru. Ama şimdi bitkisel üretimi, hayvansal üretimi siz sürdürülebilir bir şekilde geleceğe nasıl aktaracaksınız? Burada yine her zaman önümüze ne çıkıyor? Doğru bilgi çıkıyor. Yani doğru bilgi olmadan gelecek nesilleri besleyebilmek de çok mümkün değil diye düşünüyorum. Ne kadar teknolojiyi de getirseniz, ki küçük işletmelerde o teknolojiyi birleştirmeniz birazcık zor. Orada gerçi hocamız söyledi, her teknoloji demek yazılım demek değil, sadece yenilik, başka şeyler de var. Ufak bir değişiklikle de çok farklı noktalara ulaşabiliyorsunuz. Ama o değişikliği kim yapacak? Ya da o farkındalığı kim kazandıracak? İşte o nedenle çiftçiye dokunmanız gerekiyor. Çiftçiyle birlikte sahada çalışmanız gerekiyor. Hani hepimiz çok şey biliyoruz. Yani hepimiz, o yüzden de herkese çok saygı duyuyorum ama biraz bilgilerimizi, deneyimlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Daha koordineli çalışmamız gerekiyor. Çünkü evet, tarım önemli, doğru. Bunun maalesef ki yeni farkına vardık. Covid-19 bize bunu fark ettirdi. Ne yaptık? Oturduğumuz yerde, evlerimizde beslenmek için çabaladık. Doğru beslenme, sağlıklı beslenme. Bir de işin tabii o kısmını da ayrıca konuşmak lazım. Ama bir taraftan obez bir toplum da ortaya çıktı. Çünkü doğru beslenme dediğimizde yine almamız gereken vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, onları da belki dengeli bir şekilde yapamadık. Ya ekonomik gücü olmayanlar zaten yapamadı ama olan da bilmedi. Bilgisi yeterli olmadığı için. İşte bunların hepsini aslında bilgiye dayandırmamız gerekiyor. O yüzden eğitim önemli diyorum. Dediniz ya, sahaya inmek önemli diye. Şimdi o noktada Ali Ekber Bey'e döneceğim. Çünkü biz ne zaman sahaya insek, yani abartmıyorum, çiftçilerimizin %80'i biz geleceğe bakamıyoruz diyor. Konumuz da tam bu. Evet. Neden geleceğe bakamıyor bizim çiftçilerimiz? Neden dert yanıyorlar bu kadar? Çok teşekkür ediyorum Nazlı Hanım öncelikle. Hem Boğaziçi Üniversitesi'nin çok değerli hocaları, Agro TV'nin değerli Doğan Başaran nezdinde bütün çalışanlarını öncelikle saygılar sunuyorum. Tabii bu toplantıda aslında bir eksiğimiz var. O da şu, burada Tarım Bakanı yok. Bana göre Türkiye'de en büyük yenilikçiler Tarım Bakanları. Çünkü her gelen bakan hemen o politikayı yeniliyor, işe yeniden başlıyor. Dolayısıyla ben bakanları en büyük yenilikçi olarak tanımlıyorum. Tarım bakanları da sürekli yenileniyor. Evet, onlar da yenileniyor ve aslında buraya gelirken ne konuşayım derken Sayın Bakan benim imdadıma yetişti. Yeni bir program açıkladı. Hani çiftçiler belki de bu programdan sonra gerçekten de çok ciddi bir geleceği görebilecekleri, hani bizi de şaşırtacak çalışmalar olabilir. Pazartesi günü geçen hafta Sayın Bakan'ın bir röportajı yayınlandı Milliyet Gazetesi'nde. Gerçekten de önemli açıklamalardı. Mesela şunu söyledi, tarımda başıboşluk bitecek dedi. Yani, demek ki başıboşluğun itirafı mı oldu bu? Yani tabii bir başıboşluk var ki onu bitirmeye çalışıyoruz. Ve şunu söyledi, artık planlı üretime geçmemiz lazım. Yani planlı üretim, biz de yıllardır zaten planlı üretim olsun diyoruz, hocalarımız planlı üretim diyor, herkes planlı üretim diyor. Demek planlı üretim olursa çiftçiler geleceği çok rahat görebilecekler. Çünkü planlamış olacağız. İkincisi, isteyen istediğini ekemeyecek. Yani burada
çok sayıda üretici de var. Öyle isteyen istediği ürünü ekemeyecek. Bir mobil uygulama geliştirilecek. Bu Mart-Nisan gibi devreye girecekmiş. ÇKS kayıtlarınızı yaptığınız gibi o mobil uygulamaya girip hangi bölgede, nerede üretim yapıyorsanız orada karşınıza bir ekranda bir ürünler grubu çıkacak. Şu ürünü ekebilirsiniz diye artık ona göre bir üretim yapılacak. Bir başka açıklama bunu destekler nitelikte işte ulusal ve bölgesel kotalar uygulanacak. Yani hem Türkiye genelinde kotalar olacak hem bölgesel kotalar olacak. Üretici girdiği zaman bu bölgede yeterli miktarda buğday ekimi için başvuru veya çiftçi yani üretim için kayıtta bulunacak ya oraya girince diyecek ki artık tamam buranın buğdayı yeter siz artık buğday ekemeyeceksiniz gibi ki onu da bir örnekle Sayın Bakan açıklıyor. Türkiye'nin ihtiyacı ne kadar buğday? 20 milyon ton. 2 milyon ton da stok olacak. Biz 22 milyon ton üreteceğiz. Yani 25 milyon ton üretmemize gerek yok diyor. Aynen bu, ben bunları şeyden söylüyorum. 25 milyon üretmeyeceğiz. Bizim önceliğimiz çünkü ihracat değil. Önceliğimiz içerideki tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak. Desteği toprağa işleyene vereceğiz. Bu çok gerçekten de gündemde olan çok tartışılan bir konu. Hani toprağa tapusu olana değil de üretim yapana destek verecek. Eğer bu uygulanırsa çiftçi geleceğini çok rahat görebilecek. Toprağı eğer 2 yıl boş bırakıyorsa biz onu alıp işleyeceğiz. Hissedarlara da bu yani kiralamış olacağız. O kira bedelini kendi hesaplarına yatıracağız diyor Sayın Bakan. Ha, buna direnen olursa da 5 yıl boyunca tarımsal desteklerden ve tarımsal kredilerden yararlanamayacak. Yani baktığımız zaman gerçekten çok önemli ve kırsal yeniden dizayn edilecek. Köyler yaşam merkezi haline getirilmezse uzaktan kumandayla tarım olmaz diyor. Halbuki benim tanıdığım birçok hayvancılık işi yapanlar, ben işte telefondan, kameradan izliyorum işletmemi. Öyle olmayacak artık. Herkes işinin başına geçecek. Böylece kırsalda da ciddi bir insanlar... Kırsal kalkınacak evet. Diyebilir miyiz? Bunlar evet. Geçerse. Pardon. En önemlisi de kent tarımı. Yani kurtuluşumuz kent tarımında. Yine Sayın Bakan'ın açıklaması kentlerde tarım yapacağız. Yani kırsalda evet orası yaşam merkezi haline getireceğiz ama burada anladığım kadarıyla daha çok sabah da bahsedildi. Aquaponik bu tür üretimler olacak. İstanbul'un gıdasını başka illerden getirmeyeceğiz. Yani burada üreteceğiz. Apartmanlarda arkadaşlarıma da söyledim diyor. Hani apartmanlarda kat kat üretim yapacağız artık. Yeşillik, maydanoz. Sabah konuştuk maydanoz Antakya'dan geliyor. Ben de bunu birçok televizyon programında da kullanıyorum. Gerçekten de Antakya'da işte Bülent Bey de burada Antakya'nın en önemli çiftçilerinden. Ya orada demetini 20 kuruşa alıyoruz maydanozu. Buraya gelince 6 lira 7 lira oluyor. Neden? Çünkü biz kamyona para ödüyoruz işte otoyola nakliye ödüyoruz. Her şeye para ödüyoruz. Dolayısıyla da eğer burada üretirsek böyle bir problemimiz kalmayacak. Bir de akıllı köyler oluşturulacak. Hani köy kent, kent köy böyle birçok projeler vardı. Şimdi yeni bir projemiz var. O da akıllı köyler ve tarıma yön verecek kadın ve gençlik konseyi kurulacak. Yani baktığımız zaman gerçekten çok önemli adımlar bunlar. Bunları yapabilirsek çiftçilerimiz önünü değil 10 yıl, 50 yıl sonrasını bile görebilecek. Fakat burada bir problem var. Sayın Bakan hani bunu sürdürebilecek süreyi kalabilecek mi? Şimdi orada problemimiz. Evet. İnşallah bunlar yani, hayata geçene kadar yine Tarım Bakanı değişmez. Evet. Çünkü hani bizim 3 yıldır hayatımızda DİTAP vardı mesela. Dijital, evet, dijital tarım platformu. Şu an kimse dijital tarım platformundan söz etmiyor. İşte bir elektrikli traktörümüz vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nı bile traktöre bindirdiler. Çok iyi seri üretime geçiyoruz diye. Yeni gelen bakan benim gündemimde böyle bir konu yok dedi. Ya şimdi o kadar hani dedim ya bakan bey uzun süreli eğer garanti edebilsek alacağını bunları da yaparsak ben %100 destek vereceğim. Bütün yazılarımı bununla ilgili yazıp
Bunları yapabilsek gerçekten de çok önemli adımlar atmış olacağız ve çiftçi önünü görecek, girişimci önünü görecek, sanayici, herkes önünü görebilecek. Ama bunlar hükümet değiştikçe, hatta hükümete gerek yok, bakan değiştikçe değiştiği için biz ne yazık ki şey yapamıyoruz, bunları uygulamaya geçiremiyoruz. Evet. Mesela yani tarım destekleri açıklandı. Bakanlar değişse bile bu evet. Düzgün politikalarda bir sürdürülebilirlik sağlanırsa belki, ekonomide evet. Sürdürülebilirlik sağlanırsa tarıma da sirayet edecek. Kesinlikle, hali. Kesinlikle bir örnek vereyim. İşte tarım destekleri açıklandı, mazot ve gübre desteği. Hani bu da yenilikçi bir şey. Şimdi bir Ziraat Bankası'nın en üst düzey yöneticileriyle konuştum ben. Nasıl uygulanacak bu mazot desteği, gübre desteği? Çünkü 6 ay erken ödeyeceğiz diye açıklandı. Ziraat Bankası'nın biliyorsunuz Başak Kart diye bir kartı var. Oraya gübre ve mazot desteği kadar para yüklenecek. Çiftçi Ziraat Bankası'nın anlaşmalı olduğu iş yerlerine gidip oradan mazot ve gübre alacak. Eğer mazot alacaksa akaryakıt istasyonuna, gübre alacaksa gübre bayisine geçecek. Pazartesi günü geçen hafta ben Bursa Gemlik'teydim. Oradaki çiftçilerle, üreticilerle konuştum. Dediler ki Gemlik'te Ziraat Bankası'nın anlaşmalı bir akaryakıt istasyonu yok. Nasıl olacak? Orhan Gazi'ye gidecekler veya Bursa'ya gidecekler. Mazotun yarısı da yolda gidecek zaten. Evet. Şimdi bir uygulama yapıyorsanız, evet bu önemli ama bunu önce bir pilot uygulamasını yaparsınız. Gerçekten altyapısı uygun mu değil mi? Bunu yaptıktan sonra çiftçilere yönelik daha genele yaymaya çalışırsınız. Yine son olarak onu söyleyeyim. Gübre ile ilgili mesela. Ya gübre desteği sadece hububat ürünlerinde. Yani buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale'de 46 lira dönüm başına. Diğer ürünlerin hepsinde 21 lira. Yani siz mısır da ekseniz, şeker pancarı da ekseniz, fındığınız da olsa, çayınız da olsa dekar başına 21 lira. Herhalde dedim bunu hesaplayamadılar ya hepsine aynı verelim gitsin diye. Hepsinde gübre aynı oranda kullanılmıyor ki. Yani burada bile bırakın ürün bazında bölgesel farklılıklar var. Bir Karadeniz'deki üreticiyle İç Anadolu'daki veya Güneydoğu Anadolu'daki çiftçinin sorunları veya çözümü farklı değil ki. Yani bunu havza modeli diye bir şey hazırladık. Onun başına gelenleri biliyoruz zaten. Mehdi Bey hazırlamıştı. Türkiye 30 havzaydı. Sonra Faruk Bey gelince 30 havza çok az dedi. 941 havzaya çıkarıldı. O da uygulanmıyor. Yani her havzaya uygun desteklerin olması gerekiyor çiftçinin önünü görebilmesi için. Ama o da yapılamadı. Ben çok uzatmayayım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Taze bilgiler verdiniz. Gübreyle de kapanış yaptınız. O zaman hemen Enis Bey'e tekrar geçelim ve biraz önce belirttiğiniz sorunlara nasıl çözümler olabilir? Azot ve fosfor potaslı gübrelerin kullanımları bitkisel üretim için gerçekten çok önemli. Biraz evvel bununla ilgili sorunlara değindikten sonra şu anda da dünyada globalde aslında biz bu amonyak kirliliklerini, nitrat kirliliklerini nasıl azaltabiliriz? Gerçekten etkin besin besleme nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili yapılmış olan çalışmalardan biri bizim Verdation firmamızın Los Alamos laboratuvarı ile ilgili yaptığı çalışmalar. Enerji Bakanlığı'na, Amerika Enerji Bakanlığı'na bağlı bu laboratuvar dünyada ikinci nükleer araştırmaları yapıyor. Ve dünyadaki iklim değişikliğiyle beraber kullanılan ana makro dediğimiz azot fosfor gübrelerinin nasıl kirliliğini azaltabiliriz diye çalışmalar yapıyor. Bunlardan bir tanesi Nutrisferen. Bizim çiftçimizin kullandığı katı gübrelerin veya sıvı gübrelerin içerisinde stabilizatör olarak kullanılıyor. Ve bunlar özellikle %85'e varan oranlarda yapılan bağımsız çalışmalarda amonyak salınımını azaltıyor. Diğer taraftan nitros oksit aynı şekilde sıvı azot gübrelerinden kaynaklanan nitros oksit kullanımında azalmalar %61'e kadar yaşanıyor. Ve yine azotlu gübrenin kullanımıyla drenaj sunalarından sızan, kaynaklanan yeraltı sularındaki nitrat kalıntıları ise %21'e varan oranlarda azaltıyor. Diğer taraftan demin bahsettiğim fosfatlı gübrelerde ise daha az kullanımla verime dönük
etkin sonuçlar ortaya çıkarıyor. Tabii sadece çiftçimiz açısından, çevre güvenliği açısından verim ve kirlilikler önemli. Ama bir de karasal organizmalarda, sucul organizmalarda da bu kullandığınız gübre teknolojilerinin zarar vermemesi lazım. Onlarda da yapılan çalışmalar var. 10 yılı aşan çalışmalarda yine azot stabilizatörü Nutrisver N'le ilgili yapılan çalışmalarda, solucanlarda 12 aylık periyotlarda yapılan incelemelerde hiçbir olumsuz etki görülmemiş. Sucul organizmalarda, temiz suda, balıklarda hiçbir yüksek akut dozlarda bile azotlu gübreler uygulandığında Nutrisver N ve NL stabilizatörleriyle olumsuzluk görülmemiş. Bilakis toprak canlı faunasında faydalı olan mikorizalarının içinde %74'e varan artışlar olduğu görülmüş. Tarımsal deneme sonuçlarına baktığınız zaman ise çevreye karbon ayak izini azaltıyorsunuz. Doğaya karşı çevreci ürünler ilave ediyorsunuz. Ve bunların sonucunda da azalan kimyasallarla beraber, ki fosforda %40'a varan, azotta %25'e varan azalan ürünler uyguluyoruz. Ve bunlarda hala kimyasallar azaldığı halde, tabii ki toprak analizlerine, bit görsün, istek ve fenolojik dönemlerine göre %5,5'lara varan artışlar görüyorsunuz. Etkinlikte ise %23'e varan fosforda fazla etkin gübreleme görebiliyorsunuz. Netice itibariyle ekosistemin vazgeçilmez kaynağı söylediğimiz gibi toprak. Toprağı korurarak sürdürülebilir tarım ve kalkınma için daha az kimyasal gübre kullanılması gerektiğini biz Ekagro olarak 20 yıldır Türkiye topraklarında yaptığımız çalışmalarda ve yurt dışındaki ortaklarımızla beraber, bilimsel çalışmalarla beraber yaptığımız çalışmalarda 32 bitki örtüsünde farklı teknolojiler içeren, bitki ekstratı içeren, biyosimilant içerikleri içeren NPK'lı gübreler, diğer iz elementli farklı bitki ekstratından elde edilmiş, fermente edilerek uygulanan, kompleksleme yapılan sıvı organomineral gübrelerle biz yıllardır farklı coğrafyada, Türkiye'de farklı bitki örtüsünde çok ciddi sonuçlar aldık. Bakın bu sene yapılan çalışmalarda, Mısır üzerindeki yaptığımız çalışmalarda çiftçilerimizin 150 kilo ile 300 kilo toplam gübre kullandığı yerde biz toplamda 70 litre, 85-90 kilo gibi özgür ağırlığında gübreler kullanılarak verimi 400 kilo daha arttırdık. Aynısı sebzede. Sebzede 600-700 kilo çiftçimiz 9 aylık sezonda gübreler kullanırken bizim yıllar boyu aynı seralarda, aynı tarlalarda yaptığımız uygulamalarda verimleri %10 ila 15 artırarak sebzede de kimyasal kullanımını azaltmış oluyoruz. Ve ilk gübrenin üretim döneminden başlayıp da bayilere, çiftçiye dağıtılan o karbon ayak izi taşıyıcıdan, fosil yakıt yakan araçtan itibaren daha az 1/3 gübre kullanarak daha az kamyon sayısıyla çiftçimiz daha etkin sonuçlar alabiliyor. Ve bugün bu sene 2022 yılında Mısır'da yaklaşık 7 milyon dekar Türkiye alanda ekim yaptı. Eğer bugün Hekagro'ya bağlı teknolojileri, ki Türkiye'de birçok firmamızda benzeri teknolojiler var, Türk çiftçisi kullanmış olsaydı 2 milyon 800 bin ton Türkiye bugün Mısır'dan daha fazla verim alacaktı. Yani Türkiye Mısır'da yapmış olduğu ithalatı yapmayabilirdi. Aynı alandan daha fazla verim alabilirdi. Diğer taraftan tarla bitkilerinde, özellikle endüstriyel bitkilerde son yıllarda yeni bir teknoloji var. Tohum kaplama teknolojileri. Bunlar da çok önemli. Bunlar da tohumla beraber kaplanıp çok uygun maliyetlerde ve hasata kadar devam eden tohumun genetik performansını arttırarak metabolik aktiviteyle beraber havadaki karbon emilimini arttırıyor. Ve sizlerin, çiftçimizin verdiği azot kullanımındaki asimilasyonunu, sindirimini çok hızlandırarak daha etkin bir besin kullanımını sağlıyor. Bu da çok önemli Türkiye'deki tahıl üretim açısından, yine ithalatı azaltabilecek. Bizim 30 milyon ton toplam olan tahıl üretimimizde sadece bir tohum kaplamayla, daha gübreyi kullanmadan bile %11'lere varan farklılıklar dünyada ve Türkiye'de yapılan çalışmalarla görülebiliyor. Evet, sürdürülebilir tarım çok önemli ama öncelikle çevreyi koruyarak, gıda güvenliğini gözeterek çalışma yapmamız gerekiyor.
Bugün dünyada tarımı gelişmiş ülkelerde başta Amerika'da, Kanada'da olmak üzere özellikle azotlu gübrelerde ciddi şekilde alanlarda stabilizatörler, inhibitörler kullanılıyor. Avrupa Birliği'nde de en son yeşil mutabakatla beraber orada sadece gübreyi kullanımını, genel bütün gübre kullanımını azaltma değil, aynı zamanda yıkanan gübreleri %50 azaltmamız gerekip aynı verimleri almamız gerekiyor gıda talebini karşılamak için. İşte burada da yine azotlu ve fosforlu gübreler giriyor. Azotlu ve fosforlu gübrelerin Avrupa Birliği'nde küçük bir ülke İrlanda bile, tarım ülkesi olmayan İrlanda bile artık azotlu gübreleri stabilizatörsüz yeni bir katkı maddesi, azotu koruyan, buharlaşmasını azaltan, yıkanmasını ve topraktaki bakteriler tarafından parçalanmasına sebep olan %60'a varan azot kaybını azaltan bir teknolojiyi yasal olarak kullandırıyor. Bu birçok firmada var şu anda yeni nesilde. Yine Avrupa Birliği'nde, Fransa'da, Almanya'da 2023'ten itibaren üreler artık tekli satılmayacak. Çevreye, gıda güvenliğine zarar verdiği için ve yeşil mutabakatla beraber alınması gereken bir takım amaçlar doğrultusunda. İşte Türkiye'de de aslında yapılması gereken, Tarım Bakanlığımızın başta bu global gelişmeler çerçevesinde, ki demin hocam belirtti, maalesef Türkiye'de biz de birkaç yıldır takip ediyoruz. Tarım Reform Dairesi bir azot raporu yayınlayacaktı. Bu raporu ısrarla sormamıza rağmen hangi elimizde, hangi topraklarımızda ve yeraltı su kaynaklarımızda nasıl bir kirlilik var dediğimizde, bu maalesef çalışmanın bittiğini biliyoruz ama yayınlanmadı. Türkiye burada ne durumda, ne önlemler alması lazım gerçekten çok önemli. Bizim gübre ruhsatlarında en büyük sorun, gübre sanayinin duyarlı olup buna aslında öncelik etmesi lazım ama dünyada, globalde benim son 10 yılda baktığımızda ülkeler bunu artık politikalarla idare ediyor. Bugün Azerbaycan'da biz gübre ruhsatı yaptığımızda ilk önce gübrelerinizi alıyorlar, etkinlik testine tabi tutuyorlar. Aynı tarım ilaçlarında Türkiye'de de olduğu gibi koruma kontrolde. Belli bir başarının %80'in altındaysa ruhsatlamıyorlar. Aynısı Ukrayna'da var, aynısı Özbekistan'da ve birçok Avrupa Birliği tarımı gelişmiş ülkelerde var. Bugün çok yoğun bir bilgi kirliliği var Türkiye'de. Bu bilgi kirliliğinin gerçekten çiftçiye doğru ürünlerin ulaşması için bunun kayıt sırasında yapılması gerekiyor. Ve biz yeni teknolojileri Türkiye'de kullanacak olursak, bu politikalar izlenirse, Türkiye bugün sadece azot stabilizatörleri ve inhibitörlerini kullansa 8 milyar TL gibi, bugünün rakamıyla 500 bin ton daha az azot, 200 bin ton daha az fosfor kullanarak çok daha iyi verimli sonuçlar alıp o toprakları da yüzyıllarca koruyabilir. Ve son olarak da bütün bugün konuştuklarımız sabahtan beri ve diğer tarım gıda zirvelerinde hep konuşulduğu gibi, herkes bir tarafta, çiftçi örgütleri hala yapısal reformları bekliyor Türkiye'de farklı bitki örtülerinde. Kamu bir takım çalışmalar yapıyor, yenilikçi çalışmalar yapıyor. Akademik kuruluşların elinde teknolojiler, inovatif çalışmalar var. Ve biz özel sektörde bazı çalışmalar var global anlamda. Ama işte bu gördüğünüz resimdeki gibi kopuk kaldığı sürece, Türkiye bu köprüyü çalıştırmadığı sürece maalesef çok sınırlı gelişmeler olacak. Türkiye hak ettiği tarımdaki potansiyelini performansa çevirip 150 milyar hakkı olan ihracatta globalde söz sahibi olamayacak gibi gözüküyor. Teşekkür ederiz. Şimdi çok uzun uzun sizi dinlemek istiyorum ama oradan bana işaret yapıyorlar. Son 2 dakika diye. O yüzden önce Ayşegül Hanım sizden, sonra Ali Ekber ve sizden aynı soruya yanıt almak isterim. Şimdi biraz önce Ahmet Sümer sahnedeyken çiftçileri görmek istedi. Arkalarda çok genç çiftçiler de vardı. Çok önemli. Gençler bunu bir meslek olarak görmeli ama ne yazık ki günümüzde kente göç etmeyi tercih edenlerin sayısı, başka bir maaşlı işte çalışmayı tercih edenlerin sayısı daha fazla. Geleceğimizde gençler, biz nasıl toprağa bağlarız? Zor bir soru. Zor bir soru. Özellikle küreselde de dünyadaki nüfusun %80'i 2030 yılında artık kentlerde yaşayacak, böyle bir projeksiyon var. Ne demek? İşte az önce Ali Ekber Bey söyledi, kent tarımı gündeme gelecek belki ama kesinlikle kırsaldaki gençleri nasıl tutarız dediğimizde, bir kere kentteki olanakları kırsala götürerek tutmamız gerekiyor.
Ama bu böyle hadi bugün şimdi yapalım dediğinizde olacak bir şey değil. Ama şu var ki şimdi öncelikle çiftçi olarak, çiftçi ailesi çocuğunun çiftçi olmasını istiyor mu? Onu da sormak lazım. İstemiyor. Genelde yapılan araştırmalar onu gösteriyor. En son geçen hafta Antalya'daydım ve yapılan sahadaki çalışmaları izlettiler. Ve oğlumun, kızımın işte çiftçi olmasını istemiyorum diyor bir çiftçi. Neden istemiyor? Bir kere iyi para kazanmıyor belki. Hani yıllardır o gerçekten ekonomik olarak güçlü olsaydı ve çiftçilik de hani sadece köylülük olarak görülmeyip bir meslek olarak görülseydi böyle düşünmeyecekti. Ama bunun yanı sıra işte o yaşadığı kırsalda eğitim, sağlık, diğer sosyal, özellikle kadınlar açısından konuşuyorum. Televizyondaki o dizileri izlerken kadınlar da diyor ki neden biz de bu imkanlardan faydalanmayalım? Hani kadınları köyde de tutamıyorsanız zaten aileyi de tutamıyorsunuz. Onları orada tutacak bir şeyleri sivade etmeniz lazım. Bu da yine yerel politikalarda, yerel kalkınmalarla mümkün olur. Şimdi her şeyi devletten en tepeden beklemek de artık doğru değil. Ki belediyelerin de gerçekten tarımla ilgili çok güzel programları da var, desteklemeleri de var. Hani çiftçiyi önce kendi alanında tutabilmemiz lazım ki çocuğunu da tutabilelim. Şimdi çocuğunu tutabilmemiz için de o çocuğun işte taşımalı eğitimle başka bir yere gitmeden faydalanmaması, o okuldaki ilk, daha doğrusu köydeki okula gidebilmesi lazımdı. Belki bunda da bir geri dönüş olacaktır diye umut ediyorum. Çünkü ilk eğitim yine okulda başlıyor, ilkokulda başlıyor. Öğretmen aslında o köyün bütün dinamiğini değiştiriyor. Ama artık öğretmenler de köye gitmek istemiyorlar. Ya da sağlık ocağı açılıyor. En yakın ilçede bile kalmak istemiyor doktorlar. Yani herkes şehirde yaşamak istiyor. Şehirde yaşamak tamam, hep birlikte yaşayalım şehirde. Ama şehrin sorunları, çevresel sorunları artıyor. Bir kere şehirdeki zamanla kırsaldaki zaman aynı değil ve imkanlar aynı değil. Yani aslında psikolojik olarak da hepimiz kentin o sıkışıklığında mutsuz da oluyoruz. Ama birinin de bizim için üretmesi gerektiğinin farkına varmamız lazım. Ya onlar üretmekten vazgeçerse bir gün hep birlikte ne tüketeceğiz? Değil mi? Bu soruyu da bizim birbirimize bir sormamız gerekiyor. Onların işte orada kalabilmesi için hepimizin gayret etmesi lazım. Hepimizin bir bedel ödemesi lazım. Bu vergi ise vergi belki de. Bilmiyorum yani bunun adını nasıl koymak lazım. Ama biz şehirlerin belki de o kırsaldaki insanlar için ayrı bir bedel ödemesi lazım ki üretmeye devam etsinler. Onlar da vazgeçerse ithal mi edeceğiz her şeyi? Hadi diyelim ithal edebilir güçteyiz, her şeyimiz var. İşte Covid oldu, kapandı, savaş var, Ukrayna, Rusya. İthal edilebiliyor mu? Edilemiyor. Yani biraz bu artık konuşmalarımızı hepimiz çok güzel şeyler de söylüyoruz ama biraz daha birlikte düşünmeyi, birlikte hareket etmeyi, bunu nasıl başarırızı da konuşmamız gerekiyor. Sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'na yükü bırakmamak lazım. Sadece devlete bırakmamak lazım. Özel sektörün de elini taşın altına koyması lazım. Belediyelerin de koyması lazım. Tabii ki bu işin bir maliyeti var. Tarımın mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Ama tarımda küçük çiftçiye özgün özellikle sosyal koruma politikalarının hayata geçirilmesi lazım ve gençlerle birlikte kadınları da unutmamamız gerekiyor. Kadın anne olarak eğer o köyde kalmaya karar verirse çocuğunu da tutar. Ama onun kalabilmesi için de onu mutlu edecek o sosyal diğer imkanları oraya götürmemiz gerekiyor. Bunun için de bir yapılan, yine yaptığımız bir araştırma var Akçam'la birlikte, Pınar Enstitüsü ile pilates topu istiyorlar. Kadınlar. Evet. Çok basit bir şey ama onu istiyor. Gençler ne istiyor? Futbol oynayacakları düz bir alan istiyor. Hani bu gerçekten yeni çıkan sonuçlar. Biz de bu konuda çabalıyoruz, çalışıyoruz ama hani araştırma sonuçlarını sadece paylaşabiliyoruz. Ama sonuçta o işi orada onların taleplerini yerine getirecek de bir uygulamaya geçirecek yerel yönetimler de var. Biraz yerel yönetimleri de herhalde bu konuda farkındalığını artırmak da gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum. Ali Ekber Bey, son söz alayım ve bitireyim. Süre kalmadı zaten. Ben bir çözüm buldum aslında. Mübadeleyle çözebiliriz. Şehirdekileri köye, köydekileri şehre gönderirsek herhalde. Çünkü son dönemde şehirde yaşayanlar gerçekten tarım yapmak istiyorlar. Evet. Bana da çok geliyor. Ya dededen kalma toprağımız var, gidip orada işte, çünkü girişimci olarak onu yapmak istiyor. Oradan para kazanmak istiyor. O yüzden de, ama köydekini biz zorla ille de orada tutacağız diyoruz, tutamıyoruz. Çünkü o da bir an önce şehire gitmek istiyor. Aslında İstanbul'a gelip bir süre yaşadıktan sonra, buranın ne kadar zor bir yaşamı olduktan sonra, ya ben köye gideyim gerçekten orası daha iyi diye düşünenler de olacak. Ama bu konuda tabii çok böyle akla kara gibi de değil aslında. Son dönemde dediğim gibi gerçekten tarımsal üretim yapmak isteyen gençler var. Burada da var, görüyorum. İşte biraz önce Bülent Bey'i dedim, Antakya'da. Yanında, arkasında hemen oturuyor oğlu. Dört kuşaktır tarımda. Şimdi devam edecek, öyle toprakta görünüyor. Doğru. Dolayısıyla evet, büyüyorlar. Yani bir kültür olarak onu aktarmamız lazım. Bugünkü çağda çok daha önemli bu gençlerin, genç arkadaşlarımızın teknolojiye olan merakıyla çiftçilerin o kadim bilgisini birleştirirsek, ben buradan çok büyük bir güç, çok büyük bir enerji çıkaracağımızı ve tarımda daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Yeter ki hani bütün böyle kıblemizi sadece bakanlığa şeye çevirmeyelim. Üretici aslında kendi kendine bir takım çözümler buluyor. Bunu da görüyoruz. Bu konuda işte finansman desteği sağlayacak bankalar var. Eskiden bankalar çiftçileri bankanın önünden geçirmezlerdi. Şimdi ayaklarına kadar gidiyorlar, bilgi veriyorlar. Biz size finansman sağlayalım. Yani şartlar, her şey var. Biraz kafayı değiştirmemiz lazım. O da çok kolay değil ama değiştirmek zorundayız. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum sözleriniz için. Yani diyoruz ki insan var, toprak var, potansiyel var. İnşallah her şey daha güzel olur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kısa bir ara veriyoruz. Sağ olun. Sağlığınız var olunuz. Efendim sadece konuklarımızın ve moderatörümüzün değişmesi için 5 dakikalık bir aramız var. Hani çok sıkılmadıysak ayrılmayalım ya da hemen ihtiyacımızı görüp gelelim. Buyurun. Başak Traktör. Toprağınızdaki bereket.